Depremzede ailelerin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan ASTEP Anaokulu çocuk evlerinde uzmanlar eşliğinde oyun hamurları, resim ve geleneksel oyunlarla depremin izlerini silmeye çalışıyor. Özellikle bu deprem bölgelerinde bir eğitimci olarak da doğal olarak çocuklar, herkes olduğu gibi çocuklar da depremden oldukça etkilendiler. Bizim amacımız burada depremden etkilenen çocukların zihin dünyalarına, duygu dünyalarına pozitif katkılar sunmak, yani desarj olmalarını sağlamak. Gerek psikososyal destek ekibimiz, gerek özel kreşlerde görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar ciddi ve hemen bir senkronize olduk. Çocuklar AFAD çadırlarında resimler yaparak gelecek hayallerini boyalarla beyaz kağıtlarına yansıtıyor. Yaptıkları doğa içerikli resimler ve yıkık binalar çocukların yaşadıkları zorlu günleri ve umudun resimleri olarak arşivleniyor. Hamur oyunlarıyla oynuyorum. AFAD bize çok yardım verdi. İlk önce biz bir kere eve gitmiştik. Sonra orada ev şallandı ve de biz pazara geldik. Burada da bize çadır verdiler. Ben de çadırda yaşıyorum artık. Arkadaşlarımla beraber oyun oynuyorum, resim çiziyorum. Öğretmenlerim bize yardımcı oluyor. Evet, çadırda nasıl geçiyor hayat? Çadırda biraz zor oluyor küçük olduğu için. Ev güzeldi ama deprem olduğu için çatlak oldu evler biraz. Arabaları, evleri, binaları, futbolcuları, böyle binası falan yıkılanlara destekli olmak istiyorum. Küçük bir kızın hayalleri ise hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi. Büyüyünce müteahhit olmak istiyorum. Depremde yıkılanların evlerini yapacağım. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Çünkü burada çok can gidiyor. Ve onlara işte bağış da yapabilirim. Onların güvenliği yapacağım. Hiç kaçak yapı yaptırmayacağım. İnsanların mutluluğu için çalışacağım.